Diyanet Haber'den merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz sayın seyirciler. Bugün 1 Ekim Pazartesi, günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Evet, bugün gözler Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydi. Mecliste yeni yasama yılı başladı. Yeni yönetim sisteminin ilk meclisinde yasama yılının açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Erdoğan'ın Türkiye'ye yapılan ekonomik baskı ve güvenlik konusundaki mesajları ön plana çıktı. Kimseden para talep etmiyoruz. Türkiye ekonomisi bu tür saldırılarla yıkılmayacak kadar güçlüdür diyen Erdoğan, terörle mücadele konusunda da Kandil'i de Sincar'ı da temizleyeceğiz ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk yasama yılı törenle açıldı. 27. dönem 2. yasama yılı için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Meclis Başkan Vekili Celal Adan karşıladı. Muhafızalığını selamlayan Erdoğan'ı Meclis Şeref merdivenlerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve diğer yetkililer karşıladı. Meclis Başkanı Binali Yıldırım genel kurulu açılış konuşmasını yaptı. Ardından Meclis Genel Kurulu'na davet edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama yılı açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Milletimize zaten çok büyük bir borcumuz vardı. 15 Temmuz'da milletimize olan vefa borcumuza can borcu da eklendi. 40 dakikalık konuşmasında iç ve dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yeni sistemle meclisle uyum içinde çalışma dileğini ileten Erdoğan, yeni dönemde yasa yapma konusunda meclis ve tüm partilerden destek istedi. Ekonomik anlamda Türkiye'ye yapılmaya çalışılan baskıya karşı mücadele vurgusu yaptı. Bütçe disiplininden en küçük bir taviz vermiyoruz. Ülkemizin uluslararası piyasalardaki görünümünü güçlendirecek adımları birer birer atıyoruz. Türkiye kimseden para talep etmiyor. Bizim tüm çabamız uluslararası sermayenin ülkemizde yatırım yapmasını sağlamaktır. Hiçbir sanayicimizi, hiçbir tüccarımızı, hiçbir çalışanımızı, hiçbir vatandaşımızı vicdan ve ahlak yoksunu, tefecilerin iyi günde ortaya çıkıp kötü günde kaybolan fırsatçıların insafına terk etmeyeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri yönetimine eleştirileri sürdürdü. Bir süredir yaşadığımız ve kurdaki yükselişin sebep olduğu hadiselerin ülkemizin ekonomik gerçekleriyle, eksikleriyle ilgisi olmadığı çok açıktır. Çin ve Avrupa Birliği başta olmak üzere pek çok ülkeyle adeta bir ticaret savaşına tutuşan Amerika, Türkiye'ye yönelik ekstra uygulamalarıyla güvenilirliğini iyice yitirmiştir. Bizim yaşadıklarımızdan sonra dünyada hiçbir ülkenin Amerika ile ilişkilerinin geleceğine güvenle bakması artık mümkün değildir. Türkiye ekonomisi bu tür tehditler ve saldırılarla yıkılmayacak kadar güçlüdür. Cumhurbaşkanı Erdoğan, her şeye rağmen eşit iki ülke olarak sorunları müzakere ederek Amerika Birleşik Devletleri ile aramızdaki sorunları çözmeyi umut ediyoruz dedi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mevcut yönetimin hiçbir mantıklı, siyasi ve stratejik tutarlılığı olmayan bir şekilde ülkemizi hedef alması bizi derinden üzmüştür. Bölücü terör örgütüyle işbirliğine giden Amerika bu olumsuz tavrını ekonomik alana da taşımıştır. Örneğin Halkbank davası eşi benzeri görülmemiş bir hukuksuzluk örneğidir. Terör örgütleriyle karanlık ilişkileri sebebiyle yargılanan bir rahibi bahane ederek ülkemize yaptırımlar uygulamaya kalkan bu çarpık anlayışla diplomasinin ve hukukun sınırları içinde mücadele etmekte kararlıyız. Aramızdaki meseleleri çözüp Amerika ile yeniden siyasi ve ekonomik alanlarda stratejik ortaklık ruhuna uygun ilişkiler geliştirmeyi ümit ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörle yurt içinde ve yurt dışında kararlılıkla mücadele vurgusu yaptı. Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde terör yuvası bırakmayacağız dedi. Hedefimiz çıbanbaşı olarak gördüğümüz Kandil'i ve yeni Kandil olma yolunda ilerleyen Sincar'ı bölücü terör örgütünden tamamen temizlemektir.
Sayın seyirciler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca düzenlenen Camiler ve Din Görevlileri Haftası başladı. Bu yıl tema olarak din hizmetine adanmış ömürler başlığı seçildi. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, camilerin Kur'an'ın hayatla buluşma merkezleri olduğunu vurguladı. Din görevlilerine tavsiyelerde bulunarak doğru dini bilginin topluma ulaşmasında ve toplumun dinen ve ahlaken sağlam bir yapıya sahip olmasında sorumluluğunuz büyük dedi. Şehadü en la ilahe illallah. Camiler ve Din Görevlileri Haftası Türkiye Ezan Okuma Yarışması birincisi Saffet Çalış'ın okuduğu ezanla başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın din hizmetine adanmış ömürler temasıyla düzenlediği haftanın açılış programına Türkiye'nin dört bir yanından din görevlileri katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, camilerin ilim ve hikmet merkezleri olduğunu ifade etti. Vahyin hayatla buluşmasının en önemli merkezlerinden biri, hepinizin malumu camilerdir, mescitlerdir. İnsanlık tarihinin başlangıcına dair Kur'an'ın bize hatırlattığı unsurlardan biri de Mekke'de inşa edilen Kabe'dir, ilk mescit. Böylece Kabe'nin birer şubesi olan cami ve mescitler, İslam toplumlarının kimliği haline gelmiş, düşüncenin, hayatın ve medeniyetin merkezi olmuştur. Başkan Erbaş, din hizmetine adanmış ömürler temasını hatırlattı. Örnek şahsiyetlerin gelecek nesilleri ve din görevlilerini motive edeceğini söyledi. Özellikle dünyanın her alanda büyük değişim ve dönüşümlere maruz kaldığı, İslam coğrafyasının ciddi savrulmalar yaşadığı son asırlar boyunca ömrünü İslam'a, Kur'an'a ve insanlığa hizmete adayan bir milletin inancı, medeniyeti ve kökleriyle buluşması sevdasıyla yaşayan ve en zor şartlarda dahi bu idealden vazgeçmeyen yakın dönemin örnek şahsiyetlerini tanımak, tanıtmak ve onların ideallerini yaşatmak bizler için bir vefa ve sorumluluk olduğu kadar aynı zamanda daha iyi bir geleceğin inşasında önemli bir imkan ve motivasyondur. Başkan Ali Erbaş, doğru dini bilginin insanlara etkili şekilde ulaştırılması için din görevlilerine tavsiyelerde bulundu. Aldıkları sorumluluğun önemine işaret etti. Biliyoruz ki kulluk sorumluluğu ile peygamber mirasına varis olanlar peygamberlerin sıfatlarına da sahip olmadılar. İman bilinciyle ömrünü din hizmetine adayanlar, insanlığın huzur ve refahı, yeryüzünün imar ve ıslahı için koşturmalıdır. Bu ulvi sorumluluk, çağın ihtiyaç ve beklentilerine göre hizmet üreterek, doğru bilgiyle rehberlik etmek, hikmetli sözle hakka çağırmak, ahlaklı davranışla örnek olmak gibi büyük ama mukaddes bir yükü yüklenmek demektir. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, daha sonra hafta kapsamında düzenlenen Kur'an-ı Kerim okuma, ezan okuma, hutbe yazma ve okuma gibi alanlardaki yarışmalarda dereceye giren din görevlilerine ödüllerini verdi. Başkan Ali Erbaş, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Twitter hesabından da bir mesaj yayımladı. Minberlerden müminlere önderlik eden imam hatiplerimize, Hakk'ın sedasıyla gök kubbeyi mamur eden müezzinlerimize, kürsülerden hakikatin sesini yükselten vaizlerimize, zihinleri, gönülleri ve hayatları Kur'an ile buluşturan Kur'an kursu öğreticilerimize, şehirlerin manevi mihmandarı müftülerimize ve milletimize hizmet etmeyi en büyük paye sayan bütün teşkilat mensuplarımıza, fedakar hocalarımıza teşekkür ediyor. Hocalarımızın Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı tebrik ediyorum. Sayın seyirciler, Endonezya'da 7.4 büyüklüğündeki deprem ve tsunami'nin ardından karamsar tablo derinleşiyor. Sulawesi adasında cuma günü meydana gelen deprem ve sonrasında oluşan tsunami'de ölü sayısı 1203'e yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo'yu telefonla arayarak destek mesajı verdi. Bölgeye ilk ulaşan yardım kuruluşları da Türkiye'dendi.
Endonezya'nın Sulawesi adasında cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısı 1203'e yükseldi. 7,4 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami felaketinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin ardından bölgede şu ana kadar 215 artçı şok meydana geldi. 380 kişiyle en fazla kaybın yaşandığı Palu'da toplu mezarlar kazılarak defin işlemlerine başlandı. Cesetlerin kimliklerinin tespiti için fotoğrafları çekilerek daha sonra teşhis yapma imkanı sağlanırken, arama kurtarma çalışmalarının ağır ilerlemesi halkın tepkisini çekti. Ülkedeki deprem ve tsunami sonrası 1425 mahkumunsa cezaevlerinden firar ettiği belirlendi. Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo uluslararası yardım almayı kabul etti. Felaketin hemen ardından yardıma hazırız mesajı veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti ve Türkiye'nin tüm gücüyle yardımlarını sürdüreceğini söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezyalı mevkidaşını telefonla arayarak her türlü desteğe hazırız dedi. Önerisini kabul ederek. Endonezya'ya ilk yardım ekibini Türkiye'ye gönderdi. Türk Kızılayı ve İHA tarafından gönderilen ekip Sulawesi Adası'na ulaşarak felaketzedelere barınak imkanı sağlamaya ve yardım malzemeleri dağıtmaya başladı. Sayın seyirciler, günümüzde hayatımızın olmazsa olmazı haline geldi cep telefonları. Artık cihaz olarak bir telefon değil, bir küçük bilgisayar ve internet üzerinden dünyaya açılma kapısı olarak elimizden düşmez oldu. Araştırmalar, bırakın başka amaçlarla kullanım süresini, sadece konuşma anlamında bile Avrupa'yı ikiye katladığımızı gösteriyor. Türk insanı ayda 7,5 saat telefonla konuşuyor. Evde, işte, kafede ve kısacası hayatımızın her alanında cep telefonlarını kullanıyoruz. Peki siz hiç merak ettiniz mi? Aylık ortalama kaç dakika telefonla konuşuyorsunuz? Günlük iş icabı çok kullanıyoruz. Yani günümüz telefonla geçiyor, iyi de bir şey değil. Cep telefonlarına bağımlı olduğumuzu tahmin ediyorduk ama vahim durum rakamlarla da ortaya konunca biraz daha ürktük. Zira ayda ortalama 7,5 saat cep telefonuyla konuştuğumuz ortaya çıktı. Evdekileri özlüyoruz, ne bileyim. Aileyiz, halini hatırını soruyoruz. O yüzden konuşuluyor. Ankara Analitik Araştırma Merkezi'nin cep telefonu kullanımı ile ilgili araştırmasının sonucuydu. Ayda 442 dakika telefonla konuştuğumuz gerçeği. Zaman telefonla konuşmayla geçer. Türkiye ile Avrupa ülkelerinin karşılaştırıldığı tablo da bizi utandırdı. Zira bizde 442 dakika olan aylık konuşma süresi Avrupa ülkelerinde ise ortalama 231 dakikaya düşüyor. Dahası cep telefonu abone sayımız da bize has. 80 milyonluk Türkiye'de 77 milyon abone ve GSM telefon hattı var. TÜİK verilerine göre 80 milyon 882 bin olan nüfusa oranla 77 milyon 800 bin mobil telefon abone sayısı var. 0-19 yaş, 20 yaş altı çocukların 20 milyon olduğunu düşünürsek bu sayı oldukça fazla. Araştırmada en çok görüşülen kısa numaralı hatların dökümü de yapıldı. Buna göre aboneler en çok 182 muayene hastane randevu sistemini arıyor. Bunu 112 acil servis, 155 polis imdat ve 153 alo zabıta numaraları izliyor. Ülkemizde aylık 442 dakika telefonla konuşma süresi kimseyi aldatmasın. Zira aslında telefonla muhatap olma süremiz kat kat daha fazla. Yeni sosyal medya, internette gezinti, oyun oynama ve mesajlaşma derken aslında korkunç bir zaman tüketimi yapıyoruz telefonla. Herkesin elinde bir cep telefonu. Bir evde oturuyorsun, ailede 4 aile, akşam oldu mu hiç birbirlerine sohbet yok. Araştırmaya göre Türkiye'de mobil kullanıcıların %78'i gün içinde çalmasa bile telefonunu kontrol etme ihtiyacı hissediyor. Kullanıcıların %28'i uyanır uyanmaz, %61'i de uyandıktan sonraki ilk 5 dakika içinde telefonlarını kontrol ediyor. %52'si ise yatmadan önce telefonuna bakma gereği duyuyor. Gündelik yaşamımızın içerisinde bunu atmamız mümkün değil. Biliyorsunuz yani bugün bir yere gitmek istediğimizde bile navigasyonunu kullanıyoruz. Olmadı, WhatsApp'ını kullanıyoruz, sosyal medyayı kullanıyoruz. İşte ilişkilerimizi, hatta iş ilişkilerimizi bile artık buradan götürüyoruz yani. Şimdi de sizleri Ankara'da eğitim hayatına bu yıl başlayan Ulus İlk Meclis Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne götüreceğiz. Bu okulu diğer İmam Hatip liselerinden ayıran önemli bir özelliği var.
Zira orada güzel sanatlar eğitimi de veriliyor. Öğrenciler hem meslek derslerini alıyor hem de şan ve makam eğitimiyle musiki öğreniyor. Enstrüman çalıyorlar. Okulda başka sanat dallarında da eğitim veriliyor. Son yıllarda İmam Hatip liselerine ilgi artarken biri Ankara'da olmak üzere Türkiye'de 4 ilde bulunan Güzel Sanatlar İmam Hatip Lisesi kendi alanında farklı bir okul olarak dikkat çekiyor. Ulus İlk Meclis Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde diğer İmam Hatiplerden farklı olarak öğrenciler geleneksel görsel ve işitsel sanatları da öğreniyorlar. Sol elim şu alttaki. Türkiye'de 4 tane örneği olan bir proje. Biz program uygulayan bir İmam Hatip Lisesi'yiz. Bu programı Güzel Sanatlar üzerinden gerçekleştiriyoruz. 2 bölümümüz var. Bir tanesi dini musiki, bir tanesi de geleneksel ve çağdaş el sanatlarımız. Ulus İlk Meclis Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni diğer İmam Hatip Liselerinden ayıran önemli bir özelliği var. Bu okula girmek için yetenek sınavına girmeniz gerekiyor ve şu anda da öğrenciler yetenek sınavına girdiler. Geleneksel sanatlar alanında girdikleri sınav neticesinde bu okulda eğitim hakkı kazanacaklar. Güzel Sanatlar İmam Hatip Lisesi'nin öğrencileri de özel seçiliyor. Burada eğitim görebilmek için adaylar mülakata girerek yeteneklerini sergiliyorlar. Neden Güzel Sanatlar İmam Hatip Lisesi? İlk önce onu sorayım. Ya ben zaten bir sanatla ilgilenmeyi önceden beri istiyordum. Yani hem bir sanatla ilgileniyoruz, hem Kur'an açısından kendimizi geliştiriyoruz. Hani böyle bir fırsat herkesin eline geçmiyor. Bu okul güzel olacak. Öğrencilerin bir kısmı dini eğitimin yanı sıra keyif aldıkları bir sanat dalında da uzmanlaşmayı planlıyor. Kimi ise bir hobi olarak belli bir sanat dalıyla uğraşmak istiyor. Herkesin el becerilerini test ediyorlar ki becerisi olanları nadir öğrencileri alıyorlar. Ona göre zaten eğitim alıp bu sanatta ilerleyeceğiz. Ya, üniversiteyi nerede okumak istiyorsun? Güzel Sanatlar Fakültesi mi olur ya da ne bileyim hangi alanda ilerlemek istiyorsun? Yani bunu hobi olarak yapmayı düşünüyorum. Aslında üniversiteyi yabancı ülkede okumak istiyorum, mühendislik alanında. Okulda dini musiki alanında uzman öğretmenler tarafından ney başta olmak üzere birçok enstrüman eğitimi veriliyor. Makam ve şan dersi alan öğrenciler burada tasavvuf musikisinin eşsiz eserliğini öğrenme fırsatı buluyor. Bu okulda müzik alanında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile işbirliği yaparken geleneksel el sanatları alanında da Türkiye Diyanet Vakfı kuruluşu olan KAGEM ile birlikte çalışıyor. Amacımız burada çocuklarımızı özellikle kendi kültürümüzle yoğrulmuş olan sanat dallarıyla haşır neşir etmek, Kur'an temelli kabiliyetlerini geliştirmek istiyoruz. Veliler de çocuklarını böyle bir imam hatibe göndermekten memnun. Çocuğumun güzel ve ahlaki değerlerle yüksek bir okulda okumasını istediğim için burayı tercih ettik. Henüz yeni geldik. Yani açıkçası mest oldum. Çok etkilendik. Hem tarih kokuyor, hem öğretmenlerimiz yani gerçekten ilgileri ve görüş açılarından çok etkilendim açıkçası ve kızım da büyük bir hevesle geldi buraya. Ulus İlk Meclis Güzel Sanatlar İmam Hatip Lisesi'nin binasının da tarihi bir önemi var. Zira bina Cumhuriyet'le yaşıt. Şimdi de İslam ülkeleri ve Müslüman topluluklara ilişkin haberlerle devam ediyoruz. Hafta sonunda Gazze'deki barışçıl gösterilerde 7 Filistinli'yi şehit eden İsrail, 10 gün önce gözaltına alındıktan sonra işkence altında öldürülen 24 yaşındaki Muhammed Rimavi'nin naaşını günler sonra ailesine teslim etti. Türk dışişleri İsrail'in saldırılarını şiddetle kınarken İsrail zulme devam etti. Gazze'deki gösterilerde askerlerin açtığı ateş sonucu ikisi ağır 7 Filistinli yaralandı. Bu arada Filistin'de Gazze ve Batı Şeria ile İsrail'de Filistinlilerin yaşadığı şehirlerde ırkçı Yahudi ulus devlet yasasını protesto etmek ve hakkında yıkım kararı bulunan Hanel Ahmer'in sakinleriyle dayanışma için genel greve gidildi. İş yerleri kepenk indirdi. Hafta sonunda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde milletvekili seçimi yapıldı. Katılım oranının %57'de kaldığı seçimin ardından siyasi partiler birbirlerini seçim hilesiyle suçladı. Hatta Kürdistan Yurtseverler Birliği, şaibeler ve seçime katılımın az olması nedeniyle sonuçları tanımayacaklarını açıkladı. Sonra bu açıklama geri çekildi.
Makedonya'da Yunanistan'la aralarındaki isim sorununu çözen anlaşmanın kabulüne ilişkin yapılan referandumda %91,4 evet, %5,6 hayır oyu çıktı. Katılım oranı %37 olarak gerçekleşti. Referandum, Makedonya'nın adının Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirilmesini öngören anlaşmanın kabulüne ilişkin hukuki bağlayıcılığı olmayan istişare anlamını taşıyor. Düşük katılım oranı anlaşmaya karşı çıkan muhalifleri sevindirdi. Boykot yanlıları meclis binası önünde sevinç gösterisi düzenledi. Irak'ta Türkçe okullarda müfredata girmeye başladı. Başkent Bağdat'ta bu sene açılan Dirayi İlkokulu'nda Türkçenin yabancı dili olarak öğretilmesine karar verildi. Okulun eğitime açılış törenine Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız da katıldı. Allah, bismillah. Hayırlı uğurlu olsun. Kırgızistan'da Manas Üniversitesi bünyesinde Türk Dünyası Millet Kıraathanesi açıldı. Türkiye'nin 1995 yılında kurduğu Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi'nin Cengiz Aytmatov Kampüsü yerleşkesinin ortasında kurulan kıraathanenin açılışı törenle yapıldı. Rektör Profesör Doktor Sabahattin Balcı, Manas Üniversitesi olarak Türk dünyasında ilk millet kıraathanesini açmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz, dedi. Kıraathanelerinin bir başlangıcı olması için... Sayın seyirciler, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan Yunus Yeşiltaş, genç yaşına rağmen 4 üniversitede 5 bölüm bitirerek eşine az rastlanan bir başarıya imza attı. Yüksek öğrenime halen devam etmek isteyen Yeşiltaş, tüm gençlere kendilerini iyi eğitmelerini tavsiye ediyor. Neden bizden de bir Elon Musk ya da Bill Gates çıkmasın diyor. İleriki yaşlarda 3. 4. fakültelerini bitirenleri duymuştuk. Ama 25 yaşında 4 üniversitede 5 bölüm bitiren Yunus Yeşiltaş'ın okuma azmine şaşırmamak elde değil. Siverekli bir ailenin 4 çocuğundan en büyüğü olan Yunus Yeşiltaş, 2014 yılında Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünü dereceyle tamamlayarak iş hayatına atıldı ama okuma sevdasından vazgeçmedi. 21 yaşında ilk üniversitemi Çukurova'dan mezun oldum. Dereceyle bitirdim. İkinci üniversitemi Anadolu Üniversitesi'nden Adalet bölümünü bitirdim. Daha sonra aynı üniversitede Uluslararası İlişkiler'de lisansı bitirdim. Bu arada okumamın devam etmesi gerektiğini kanaatindeydim. Onun yüzünden yüksek lisansa başladım. Çünkü inşaat mühendisiydim. İnşaat mühendislerinin akademik olarak da devam etmesini taraftarıyım. Tezli yüksek lisansa başladım Haran'da. Aynı zamanda hukuku da bu arada okuyordum. Neredeyse insan sayarken şaşırıyor. Diplomalarına sürekli yenilerini ekleyen Yeşiltaş aynı anda iki lisans ve bir yüksek lisans eğitimini de birlikte götürmüş. Uluslararası ilişkileri lisans okurken aynı zamanda yüksek lisansımı yapıyordum. Aynı zamanda Dicle Üniversitesi'nde de hukuk fakültesinde okuyordum. Tüm bu eğitim sürecinde Yunus'un en büyük destekçisi ailesi olmuş. Bizim ilkemiz en iyi yatırım insana yapılan yatırımdır. Ben varım yokum ne varsa çocuklarımı okutmak için mücadele ediyorum. İkinci çocuğum mimar oldu. Üçüncüsü de inşallah elektrik elektronik mühendisi olacaktır. Bu şekilde elimizden ne geliyorsa onların eğitimine yatırım yapıyoruz. Okumayı çok seven ve kendine yeni hedefler koyan Yeşiltaş'ın şimdiki hedefi doktora yapmak. Yunus Yeşiltaş'ın gençlere, daha doğrusu kendisi de 25 yaşında olduğuna göre akranlarına tavsiyeleri de var. Üretsinler, çalışsınlar, çabalasınlar. Yani bizde neden bir tane Franz Kafka, Elon Musk, ondan sonra Bill Gates çıkmasın? Evet, bu haberle bültenimizin de sonuna gelmiş olduk. Yarın 18.30'da birlikte olmak dileğiyle iyi akşamlar diliyoruz efendim. Hoşça kalın.